Gebelikte bazen de hocam kabızlık durumlarıyla karşı karşıya kalınabiliyor. Peki gebelikte kabızlığa karşı ne yapmalılar? Evet, şimdi gebelikte kabızlık özellikle bağırsak hareketleri gebelikte maalesef biraz yavaşlıyor, azalıyor. Eğer beslenmemize de dikkat etmezsek baya bir sorun olarak karşımıza çıkabiliyor gebelikte kabızlık, hatta doğumdan sonra da. Beslenme çok önemli. İşte özellikle tam buğday ekmekleri, çok tahıllı ekmekler gibi, kepek ekmekleri gibi daha çok kompleks karbonhidratlı şeyler tüketmek önemli. Yani direkt böyle beyaz undan yapılan değil de taze meyve ya da kuru kayısı gibi, kuru erik gibi doğal şeylerden faydalanmak çok önemli. Bol su Doğal içmek. gıdalardan. Evet. Bol su içmek çok önemli gebelikteki oluşan kabızlıkta. Çünkü sadece kabızlık başlı başına bir şey değil. Şişkinlik nedeni bir de hemoroide de filan da neden olabiliyor. Ya da makarta çatlaklara neden olabiliyor. Mutlaka bununla şey yapmamız lazım. Başa çıkmamız lazım. Savaşmamız lazım. Karşımıza çıkarsa tabii ki medikal tedavi, ilaç tedavisi de veriyoruz ama daha çok böyle yeme tarzını, hayat tarzını değiştirerek yürüyüş mutlaka öneriyoruz gebelikte. Hareketle, egzersizle daha çok böyle gidermeye çalışıyoruz kabızlığı.